Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ali İmran Suresi 139. Ayet-i Kerime. Estağfirullah. Ve <laughs> la tehinu ve la tahzenu ve entumul a'lavne in kuntum müminin. Gevşemeyin, mahzun da olmayın. Eğer gerçek müminler iseniz, sizler en üstünsünüz. Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid'in üzerlerindeki dağa çıkmakta olduklarını görünce Halid bin Velid emrindeki 200 kişilik atla birlikte Müslümanlar Uhud dağına doğru yaklaşırken onlar üst tarafa geçmeye çalıştıklarını görünce Efendimiz la ya'lunne onlar sakın kesinlikle la, la ya'lunne aleyna sakın üzerimize geçmesinler. Allahümme la kuvvete lena illa bik. Allah'ım bizim gücümüz, kuvvetimiz ancak sendendir buyurdu. Burada gördüğümüz üzere öncelikle Müslümanlara bir iş düşüyor. Düşmanı üst tarafa geçirmemek. Düşmanı üst tarafa geçmesine mani olmak için bütün gayreti göstermek. Sonra da Allah'a dua etmek. اَللّٰهُمَّ la kuvvete lena illa bik. Ey Allah'ım üzerimize yükselip çıkmasınlar. Ey Allah'ım güç ve kuvvet ancak sendendir, seninledir. Ey Allah'ım bu beldede şu topluluktan başka sana kulluk eden yok. Onları helak etme diye dua et. Önce tedbir almak, sonra dua etmek. Allah Teala bunun üzerine gevşemeyin, mahzun da olmayın. Eğer gerçek müminler iseniz sizler en üstünsünüz. Ayet-i kerimesini inzal buyurdu. Müslümanlardan bir grup hemen oklarıyla o tarafa yöneldiler. Gayretle. Dağa çıkıp müşrik atlılarını ok yağmuruna tuttular. Sonunda Allah müşrik atlılarını bozguna uğrattı. Müslümanlar da dağa çıkıp güvene, emniyete kavuştular. Bu etkerime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına Uhud'da aldıkları yara sebebiyle Cenab-ı Hakk'ın bir taziyesi, bir tesellisidir aynı zamanda. Uhud'da aldığınız yaralar, verdiğiniz şehitler sebebiyle üzülmeyin, zaafa düşmeyin, gevşemeyin. Siz eğer iman ediyorsanız en üstünsünüz. Yani ey Muhammed'in ashabı, düşmanınızdan size gelen zarar sebebiyle hemen Allah yolunda cihat ve düşmanı takip hususunda zaafa düşmeyin. Yani cihadı terk etmek, düşmanı takip etme hususunda zaafa düşmeyin. Yine bütün gayretinizle düşmanı takip edin ve Allah yolunda cihad edin. Nitekim Uhud'dan sonra yaralı halde Müslümanlar Hamra'ül Esed'e kadar düşmanı takip ettiler. Yaraları ağır olmasına rağmen. Eğer Nebi'nizin vaatlerine ve size verdiği haberlere iman ediyorsanız sonunda siz onlara galip gelecektiniz. Peygamberimizin getirdiği ilahi talimatlara, dine inanıyorsanız Müslümanların galip geleceğine, cennete, cehenneme, hesap gününe, Efendimizin verdiği haberlere inanıyorsanız sonunda siz galip geleceksiniz. Siz üstünsünüz. Müslümanın her halükarda e, kârda olduğunu bilin. Çünkü zarara uğrasa da onun karşılığında sevabını alır. Zafer kazansa da zaten sevilmiş olur. Her halükarda Müslüman kârdadır. Müslümanın hayatta zararlı bir durumu yoktur. İmanıyla güzelce yaşadığı müddetçe. Bu sebeple e, eğer Peygamberimizin verdiği haberlere inanıyorsanız siz mutlaka üstünsünüz buyuruyor Cenab-ı Kurtubi tefsirinde anlatıldığına göre Uhud'dan sonra hakikaten Resulullah Efendimiz'in zamanında ümmeti Muhammed hangi seferde bulundularsa muhakkak başarılı olmuşlardır. Çünkü ayet-i kerime ve entümül alene siz üstünsünüz diyor. Bu üstünlük devamlı olmuş Uhud'dan sonra. Ondan sonra da sahabeden bir kişi bile bulunan her İslam ordusu öyle olmuştur. Sahabeden bir kişi varsa o sahabe bereket olmuş o toplum için. Hadis-i şeriflerde de bu ifade ediliyor. Bir ordu gelir diyor. İçinizde Allah Resulü'nün sahabisi var mı diye sorulu varsa diye o kapılar açılır onlara. Hatta sahabeyi gören tabi'in, etbe o tabi'in bu üç neslinde bereketinden, onlarla teberrükten bahseden hadis-i şerifler, rivayetler de var. Peygamberimizin sahabesinin olduğu ordular galip gelmiş. Devamındaki ayet kerime, 140. ayet kerime, eğer size bir yara dokunmuşsa o topluma da benzeri bir yara dokunmuştur. Uhud'da bir zarara uğradıysanız, Uhud Harbi'nin ilk devresinde Müslümanlar da kafirlere galip geliyordu. Kafirlere zarar vermişlerdi. Onlardan pek çok insanı öldürmüşlerdi. İşte siz de onlara zarar verdiniz. Hatta daha öncesinde Bedir'de siz onlardan 70 kişiyi öldürmüştünüz. 70 de esir almıştınız. Onlar da zarar görmüşlerdi diyor Cenab-ı Hak. O günler, o zafer ve üstün gelme günleri yok mu? Biz onları insanlar arasında tedavül ettirir, döndürür, dolaştırırız. İşte bu ilahi kanun, sünnetullah çok önemli. Bazen onları, bazen de bunları galip getiririz. Yani zafer, galibiyet günleri insanlar arasında döner dolaşır. Bazen Müslümanlar galip gelir, bazen gayrimüslimler galip gelir. Bunun hikmeti nedir? Açıklayacak ayet-i kerime devamında. Burada devlet kelimesi, nüdevülü, tedavül, devlet kelimesi. Devlet aynı kökten geliyor. Devlet ve devle isimlendirmesi de iş bu müdavele, döndürüp dolaştırma manası itibariyledir devlet kuşu bazen birisinin başına konar, bazen diğerinin başına konar. Ve bu günlere döndürüp dolaştırmanın birçok gizli hikmetleri vardır. Birisi bunlardan, Allah sizden iman edenler bilsin, iman edenler şöyle açığa çıksın, herkes görsün iman edenleri. Ve sizden şehitler alsın ve şahitler tutsun diyedir ki böyle yapar. Cenab-ı Hak şehitleri seviyor, kendisi şehitler edinmek istiyor. Ve bunları şahit de tutuyor aynı zamanda. Şehitler ve şahitler edinmek istiyor. Onun için Müslümanlar bazen üzülüyoruz ama canlar gidiyor diye bunlar Cenab-ı Hakk'ın istediği şeyler. Cenab-ı Hak kullarına ikram etmek istiyor. Şehitlik makamıyla onlara ikram etmek istiyor. Ve Allah zalimleri sevmez. Zalimlik yapanları Cenab-ı Hak ayıracaktır. Şehitlerle ilgili burada bir hadis-i şerif var. Mesruk rahmetullahi anlatıyor. Abdullah İbni Mesud'a şu ayet kerimeyi sorduk. Allah yolunda öldürülenleri asla ölü sanma. Bilakis onlar Rableri katında diri olup rızıklanmaktadırlar hem diri hem rızıklanıyor. Ne demek bu? Bunu sorduk diyor. Abdullah İbni Mesud, Peygamberimizin yanından ayrılmayan, Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen sahabi şu cevabı verdi. Evet, biz bu ayet-i kerimeyi vaktiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sormuştuk. Şöyle buyurdular. Şehitler nasıl rızıklanır onu anlattı Efendimiz. Onların ruhları bir takım yeşil kuşların karınlarındadır. Veya onların ruhları yeşil kuşlar suretindedir. Bunlar tabii ki cennet kuşları, dünya kuşları gibi değil belki uçaklardan daha büyük, geniş, ferah yerler, yeşil kuşlar gibidir veya bir rivayete göre. Onların arşa asılı kandilleri vardır. Arşa asılı kandiller var. Kim bilir kaç saray büyüklüğünde, büyük, geniş saraylar gibi kandiller, ismi kandil ama dünya kandili gibi düşünmemek lazım. Arşa asılı, arş neresi? Yedi kat semaların üstünde arşa asılı kandiller vardır. Cennette istedikleri yerde dolaşır, sonra bu kandillere girerler. Bakın şehitlerin kabirde durduğunu zannetmeyin. Onlar diyor cennetlerde dolaşır, cennetlerde rızıklanır istediği gibi. Sonra çıkar yedi kat semanın üzerine arşa çıkar Cenab-ı Hakk'ın arşına. Orada asılı kandillere girerler. Onların demek ki orada sarayları oralar. Rableri onlara keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde bakar, iltifat eder, ikram eder ve bir şey arzu eder misiniz diye sorar şehitlere. Onlar daha ne isteyelim? İşte cennete dilediğimiz yerde dolaşıyoruz derler. Şehit de ölürken de acı çekmez diyor Peygamber Efendimiz. Şehit ölürken karıncanın ısırması kadar bir acı hisseder diyor ki o karınca herke hepimizi ısırmıştır. Ondan insanlar bir zarar görmezler. Ve bu acısız bir şekilde o cesaretinin, kahramanlığının mükafat olarak şehit direkt cennetlerde geziyor, rızıklanıyor ve arşa çıkıyor. Cenab-ı Hak ona iltifat ediyor. Daha ne isteyelim? İşte cennette dilediğimiz yerde dolaşıyoruz derler. Cenab-ı Hak bunu kendilerine üç defa sorar. Şehitler bunun kendilerine devamlı sorulduğunu görünce, Ya Rabbi, ruhlarımızı bedenlerimize iade buyurmanı dileriz. Ta ki senin yolunda bir daha şehit edilelim derler. Cenab-ı Hak ısrarla ikram etmek istiyor. Ya Rabbi madem bir şey vermek istiyorsun bize, tekrar dünyaya gönder, tekrar senin yolunda şehit olalım ister. Şehidin en çok, en son isteyeceği, en çok isteyeceği şey budur. Bunun dışında demek ki her türlü nimet kendilerine verilmiş. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben bir kanun koydum. Ahirete gelen tekrar dünyaya dönmez diye. Şehitlerin buradaki içinde bulundukları nimetleri görüyoruz. Cenab-ı Hak onların bir isteklerinin olmadığını görünce kendilerini bırakır tekrar sormaz artık bir isteğiniz var mı diye. Diğer müminler kabirlerin etrafında kıyameti beklerken şehitler doğrudan cennete gider, istedikleri nimetlerden rızıklanırlar. Allah'ın yüce arşına kadar çıkıp oralarda kalırlar. Müslim imaret 121'de geçen bu hadis-i şerif. Demek ki Cenab-ı Hak bu zafer, galibiyet, mağlubiyet günlerini insanlara tattırarak onları imtihan ediyor, onlardan şehitler edinmek istiyor gerçek iman ehlini ortaya çıkarmak istiyor. Eğer bu döndürüp dolaştırmak olmamış ve kafirler hep sıkıntı ve şiddet içinde kalmış olsaydı, imanın ihtiyarı, isteğe bağlı olmasının kıymeti kalmazdı. Hep kafirler eziyet görüyor. O zaman herkes Müslüman olur. Zorunlu bir iş olurdu. Herkes zorunlu olarak Müslüman olurdu. Teklifin, sevap ve cezanın manası kalmaz. Her şekilde ilahice bir zorlama ve kudret hükmünü icra eder. Çalışma ve seçime isteğe bağlı olan sayısız terakki yükselme, ilerleme ve istifaya, süzülmeye, ayrışmaya, seçmeye kanuna gerek kalmazdı. Böyle bir şey olmazdı. Görünüşte kafirlerin çıkarma gibi görünen bazı şüpheler bulunmalı ve mükellef gaybe ait delilleri iman gözüyle keşf ve tetkik ederek o şüpheleri defetmeli ve o sayda bulunduğu halden geleceğe aşk ile hamle ettirecek heyecanlar duyabilmelidir ki gerçek iman sahibi ile küfür sahibi ortaya çıksın ve küfür ehli geçici şeylerle aldanırken iman ehli ebedilik ile son en son saadete ulaşsın. Demek ki iman da bedava değil, kolay değil. İmanın da imtihanları var. İnsan şüphelerini yenerek iman edecek. imanın imtihanlarını verecek ki bir değeri kıymeti olsun. Onun için bazen küfür haklı gibi görünebildiği olabilir. Küfrün ee, hakikat gibi göründüğü zamanlar olabilir. Burada dikkatli olmak gerekiyor. Bir imtihandır bu. Galip geldiği zamanlar olabilir. Yani hakikeye batılın galip geldiği zamanlar olabilir. Bu da bir e, imtihandır. Bir de Allah iman edenleri seçsin ve günahlarından temizlesin ve o kafirleri eksiltip köreltsin. Müslümanların da hataları, günahları var. Onlara bir kefaret olsun. Çektikleri sıkıntılar, yaralar, acılar bir sıkıntı kefaret olsun. O kafirler ise iyice ortaya çıksın, körelsin, yok olsun, gitsin. Demek olur ki insanlar arasında günlerin döndürüp dolaştırılması iman ile küfür arasında bir ıstıfa seçim ile işin sonunda müminleri yükseltme hikmetine dayanmaktadır. Sonunda müminler yükselirler. Herhangi bir zamanda kafirlerin bir zafer günü görmüş olmaları bile bir çeşit iman ile ilgilidir. Yani bu batıl davada bu insanlar nasıl galip gelebiliyor diye kafamıza takılıyor. Mesela kafirlerin batıla inanmalarının kuvveti, müminlerin hakka inanmalarının kuvvetiyle karşılaştırıldığı zaman kafirin batıla olan imanında daha çok bir şiddet ve kuvvet varsa o kafirler o müminlere galip gelebilirler. Ki bu galibiyet batılın hakka üstün gelmesi değil, bir imanın diğer imana galip gelmesi demektir. Yani batıla inanan kimse, küfre inanan kimse inancına o kadar sıkı sarılır ki o inancındaki kuvvet müminin Allah'a imanındaki, İslam'a imanındaki kuvvetten daha şiddetli hissediyor. O kafir, batıl, mümine galip gelebilir. Bu küfrün, batılın hakikate galip gelmesi değil, o batıl ehlinin hakikat ehline galip gelmesi demektir. O zaman burada müminlerde bir şey düşüyor, imanlarını kuvvetlendirmek. Çünkü ilgilendiği şeye bakmaksızın mutlak iman, mutlak küfre muhakkak galiptir. Buna göre müminlerin Allah'a öyle kuvvetli bir imanları bulunması gerekir ki, Kafirlerin esasında bir küfür ve şirk olan dünyaya ait imanları onunla ölçüldüğü zaman ahiret karşısında dünya halik karşısında mahluk kadar zayıf ve hükümsüz kalsın. Müslümanın imanı öyle kuvvetli olacak ki kafirin imanına göre dünya yanındaki ahiret kadar güçlü olacak, mahluk yanındaki halik kadar güçlü olacak diyor. Çünkü biz halika iman ediyoruz, hakikate iman ediyoruz. Batıla iman edenler, küfre iman edenlerin imanlarından çok daha kuvvetli iman etmemiz gerekir. Çok daha sıkı sarılmamız, gayretli olmamız gerekir ki küfre ve batıla galip gelebilelim. Bu esnada başımıza gelen sıkıntılara da üzülmeyelim. Bunlar da bizim için bir temizliktir, bir yükselmedir, bir arınmadır, bir ayrışmadır. Bu sebeple şehitler ise onlar zaten asıl kazançlı olanlar da onlardır.